Palestina, grossa Dio dicem, vive Palestina, grossa Dio. Bir yıl aşkın bir süredir bir soykırım tüm dünyadan, tüm dünyanın gözleri önünde cereyan ediyor. Siyonist işgal rejimi önüne ne çıkarsa vuruyor ve yıkıp geçiyor. Okul, sığınak, cami, kilise, hastane, ambulans, sağlık ocağı, fırın yerlerinden edilmiş olanların kaldığı çadır kentler bile, yardım konvoyu, basın mensupları, Birleşmiş Milletler personeli hiç ayrım yapmıyor. Vuruyor, bombalıyor ve yıkıyor. Artık tüm dünyanın canlı izlediği bu soykırımda yanarak can veren insan görüntülerine de tanık oluyoruz. Bu hafta içinde Siyonist işgal çetesi Gazze'deki bir hastane kompleksindeki sivillere havadan saldırdı. Saldırı sonucunda tıbbi bir cihaza bağlı hasta yatağında olan 19 yaşındaki Şaban Ahmet deri deri yanarak can verdi. İsrail denilen hukuk ve insanlık tanımaz Siyonist rejim bu soykırımı sözde özgür dünyanın dört büyük gücünün Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın tam desteğiyle gerçekleştiriyor. 3 gün önce Filistin direnişi liderlerinden Yahya Sinvar, Gazze'de işgal ordusuyla girdiği çatışmada hayatını kaybetti. Bu kaybın ardından en anlamlı açıklamalardan biri Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden geldi. Bu açıklamadan alıntılayacak olursak, Refah'ta kahramanca bir çatışmada birçok yoldaşıyla birlikte vatanın, Filistin'in haklı davasının ve halkımızın haysiyet ve özgürlüğünün büyük şehitleri kervanına katılmak üzere şehit olan Filistin'in kahramanı ve şehidi, büyük ulusal lider, savaşçı, direnişçi ve serbest bırakılmış eski tutsak Hamas lideri ve Aksa Tufani Destanı'nın mimarı Yahya Sinvar, Abu İbrahim'in Filistin'i savunmak için ön saflarda savaşırken şehit olması, onu halkını savunmak için en onurlu yerlerde savaşarak elde ettiği zafer veya şehitlik yolunda ilerlemekten çekinmeyen yenilmez bir lider olarak onun hafızasında ölümsüzleştirdi. 7 Ekim'den bu yana Siyonist rejimin vahşi saldırıları dünyada iki cepheyi birleştirdi ve ayrıştırdı. Dünyanın özgür ve vicdanlı insanları baskıya, ayrımcılığa, tahakküme, sömürüye ve ırkçılığa karşı olan herkes Filistin'de saf tutmuş halde. Yeryüzünün iktisadi ve siyasi egemenleri ise İsrail'in yanında. Unutulmamalı ki Siyonist işgal rejimi küresel kapitalist merkez güçlerin bölgemizde kurduğu bir kulüdür. İsrail'le hesaplaşmak küresel imperializmle hesaplaşmaktır. İsrail'e meydan okumak, sömürüyle zenginleşen kapitalist merkeze meydan okumaktır. Tam da bu sebeple dünyanın her yerinde insanlık aylardır soykırıma karşı haykırıyor. Meydanlardaki protestolarımız sonucunda işbirlikçi iktidar güya İsrail'le ticari ilişkilerin sonlandırılmasına karar vermişti. Fakat biz ilk günden beri görüyoruz ki İsrail'le ticaret farklı yollarla sürüyor. Devletin resmi verilerine göre Türkiye'den Filistin'e ihraç edilen çelik bu sene %30.000 artış gösterdi. Bir başka deyişle güya Filistin'in Türkiye'den çelik ithalatında 300 kat artmış vuku bulmuştur. Bu rakamlar açıkça ve aklımızda hakla dalga geçmektir. Her an Türkiye'den İsrail'e giden yeni bir ticari gemiden haber alıyoruz. Siyonist entite ile hukuken yasaklanan ticaret fiilen kesilmemiştir. İşgal rejimiyle olan ticari ilişkiler bu defa sanki ürünler Filistin'e gönderiliyormuş gibi gösterilerek aynen devam etmektedir. Siyasi iktidar yasakların etrafından dolanarak soykırımcılarla ticari ilişkilerini sürdüren işbirlikçi patronları caydırmak için hiçbir şey yapmamaktadır. Lakin iktidar aklımızda alay edercesine hukuki yasağı bir iftihar vesilesi olarak kullanmaya devam etmektedir. Gözaltılar, tutuklamalar,
Baskılar bizi yıldıramaz.